Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılca Gül'e hoş geldiniz. Bu kez sizleri depremin o ağır ortamından biraz uzaklaştırarak Ankara Kalesi'ne getirmek istiyorum. Burada bir sergi izleyeceğiz birlikte. Serginin, fotoğraf sergisinin sanatçısı yanımda, benim de kıymetli bir dostum. O bir emekli albay, Şenol Zümrüt. Şenol Hocam merhaba. Merhabalar, teşekkürler. Bu mekan, Ankaralılar iyi bilirler, Soptomistlerin bir şeyi, yapısı, kalede bir bina burası. Aslında bu etkinlik yine bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında örgütlendi. Depremzedelere katkı olmak için bir fotoğraf sergisi açıldı ama bizi daha çok ilgilendiren yanı Ankara ve Ankara Kalesi ile ilgili fotoğraflar. Ben yayın öncesi bütün fotoğrafları gördüm. Şahane şeyler var burada. Bir fırsat yaratıp gelirseniz kendinizi iyi hissedersiniz diye düşünüyorum. Evet Şenol Hocam, çok güzel fotoğraflar gerçekten. Çok beğendim. Şahane kare fotoğraflar, hatta dört mevsim gibi görünüyor. Evet. Bütün bir sezon çalışmışsınız. Şeyi merak ediyorum, siz bir askersiniz, emekli bir askersiniz. Bu fotoğraf sanatı nasıl size bulaştı? Sahne tozu gibi tiyatrocuların nasıl bulaştı? Öncelikle teşekkür ederim böyle bir imkan tanıdığınız için. Fotoğrafa başlamadan önce ben daha önce ortaokul ve lisede resim ve karikatür ile uğraşıyorum hani. Hatta rahmetli Oğuz Aral'la birkaç böyle şeyimiz oldu. Birbirine gönderdik. Fakat ondan sonra görev gereği Güneydoğu'ya gitme ve yoğun görevlendirdi. O şeyimiz gelişme yarım kaldı. Daha sonra İstanbul'a tayin olduğum zaman, daha doğrusu Teğmen'ken, piyade okulundayken amacım böyle o İstanbul'un kaybolmaya yüz tutmuş bölgelerini fotoğraflamaktı. Fakat bir türlü nasip olmadı. Sonra tekrardan 99 yılında İstanbul'a tayin olduğum zaman her fotoğrafçı gibi bir tane Zenit analog makine aldım. O zaman başlamıştık. Fakat çok uzun süre olmadı. Ankara'ya tayin olduk. Daha sonra uzun yıllar sonra Erzincan'a gittim. Orada bir makine aldım. Fakat orada da bir türlü iş yoğunluğundan dolayı uğraşamadım. 2013 yılında Ankara'ya geldim. Ve o zaman denetleme şubede olduğum için Türkiye'nin her yerini dolaşıyordum. Makine de yanımda. Gittiğim yerleri belgelemek. Yani bir fotoğraf sanatıyla ilgili bir kaydımız yoktu. Görelim, şey yapalım. Daha sonra bazı arkadaşlar yüreklendirdi. Hani kadrajınız güzel. Hani bence güzel de güzel. Fotoğraf. Işığınız da çok güzel hocam. Mesela buna bayıldım. Evet. Yani. Ondan sonra Türkiye'nin dediğim gibi çoğu yerini belgeledikten sonra Ankara'da özellikle ben öğrenciyken 85-89 arasında bu Ulucanlara falan çok gelirdik. Harp Okulu'nda öğrenciyken. Ve hayalimde hep o eski Ankara mahalleleri kalmış. Ve 2013 yılında geldim, aldım makinamı. Bir yılbaşı sabahı, kimse yokken dedim belgeleyeyim. Bir geldim, hüsran. O güzelim eski Ankara evleri yok olmuş. Restorasyon adı altında, o hamam önü, o taraflar. Şimdi aynı tura atsanız hiç kalmamış. Tabii. Yani ruhu çalınmış, o hatıralar gitmiş. Fakat ondan sonra Ulucanlar Caddesi, kale arkasında yine önünde yine o Yahudi Mahallesi, diğer Ulucanlar'daki mahalleler var, oraları belgeledim. 10 yıldır belgeliyorum. Fakat o kadar hızlı bir dönüşüm var ki ben fotoğraflamaya yetişemiyorum. Bir gittim yani gördüğüm bir ev, gittiğim zaman yer yıkılmış, yer yanmış. Yerine uydurup, yani dediğim gibi tiyatro sahnesindeki o dekor gibi. Çakma evet. Anadolu evleri, betonarme binalar, katlı binalar, üstüne de ahşap geçirip Eski Ankara evi ama yeni Ankara evi. Çünkü malumunuz bizim Ankara evlerinde büyük pencereler yoktu. Buna bizim Profesör Mehmet Tuncer hocamız var, o şey diyor bunları, tarihi yeni yapılar. Aynen, çok doğru bir tespit. Yani büyük oval pencereler yapılmış ki eski Ankara evi, soğuk memleket olduğu için belirli, 2'ye 3 metre gibi bir şeydi. Hepsi değişik kurumlara verilmiş ve insan yok. İnsan olmayınca ruh yok, yaşam yok. Hayvanlar da yok. Kedi yok. Ben bununla ilgili bir projem var. Onu yapacağım inşallah. Fakat şu anki o eski Ankara evlerinin bulunduğu yerler, kale civarında, o Kayabaşı Mahallesi'nde, oralarda biraz kaldı. Oraları belgelemiştim. Ve bunları daha önce Eminönü'nde iki kere
Güzel. Ankara Yitik Mekan ve Zamanları diye böyle bir slide gösterisi yapmıştık. Orada. Hı, güzel. Yani, iki kere Fatma Tuna Hanım sayesinde Galeri Z'de yine Ankara'dan Enstantaner'de iki sergi açtık. Çok güzel. Aynı mantıkta Afyon evlerini öyle belgelemiştim. Hı. Yine Afyon Eğitim Vakfı'na yardım maksatlı orada bir sergi açmıştım. Gerçi Ankara'nın, daha doğrusu Afyon'un o kale civarındaki evleri bizim Ankara'ya göre çok daha iyi korunmuş. Hı. Ve yaşam var. Yani bizim hamam önü gibi, oğlu canlar gibi ruhundan uzaklaşmamış. İnsanlar yaşıyor. Bir yaşam formu var. İşte o sergiyi açmıştık. Ve bu depremle ilgili, yani gidip orada enkaz kaldıramadık, bir yardımımız olamadı. Dedik yani bir katkımız olsun. Çok iyi yapmışsınız hocam. Şey, Şule Hanım'la böyle bir ortak proje yaptık. Çok güzel. Bu fotoğrafları ben hepsini hibe ettim. Elde edecek bütün gelir. Depremzede kadın ve çocuklara bağışlanacak. Şahanesiniz. Evet. Şahanesiniz. Evet. Yani çok da güzel özetlediniz. Evet. Bana soru da bırakmadınız. Dilerim önümüzdeki günlerde deklarasyonunuzla başka etkinliklerde buluşuruz diye düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar merhaba. Sor optimistler. Doğru söylüyorum değil mi? Derneğindeyiz. Bu yapının başkanı Şule Hanım'la beraberiz. İki şey soracağım. Bir, ilk defa duyanlar olabilir aslında sor optimisti. Onu bir söyleyin. Bir bilenin çok olduğunu düşünüyorum ama ne demek? Ve biz biraz önce burada düzenlediğiniz bu etkinlikle ilgili fotoğraf sanatçımız Şenol Bey'le bir söyleşi de yaptık. Sizi de kutluyorum. Bu deprem sürecinde bir karınca kararınca bir katkı olarak düşünüyorum. Evet. Önce sor optimistler. Hı hı. Sor optimistler aslında iş ve meslek kadınlarından oluşan bir kuruluş, dernek, bir federasyon Türkiye'de. Ama uluslararası değil mi? Uluslararası. Dünyada 100. yüzyıl aşkın senedir olan, Türkiye'de 75 senedir var olan, şu anda bulunduğumuz bu mekanda yani Ankara Kalesi'nde de 25 senedir bölgedeki kadınlar ve kız çocuklar için özellikle, ama çocuklar için diyoruz biz, elinden geldiği kadar en iyi yapmaya çalışan kadınlar demek aslında. Ne güzel. Yani bir kadın politikası üzerine çalışan, toplumdaki ihtiyaç sahibi olan kadınlara ellerindeki imkanları bir araya getirerek devletle, kurumlarla, üniversitelerle, hastanelerle bir arada biz helvayı yapıp onların önüne koymaya çalışıyoruz. Valla şeyle bir benzeşiklik var. Altında çizmem gerek. Ankara Kulübü Derneğimiz ve bizi oluşturan Seymenler ve Bacı Erenlerimiz var ve Bacı yani Rum örgütümüz var. Bizim 1200'lerin ortasında başlayan, hatta kaleyi merkez alan Ahi Cumhuriyeti var. Orada işte Ahi Evran var, eşi var, Fatma Bacı var. Bacı yani Rum, Bacı Erenler dediğimiz bir yapı. Aslında onlar da üretken kadınlar. Evet. Bize de iyimser bacılar diyorlar. Güzel, güzel. Çok hoş. Evet hocam, bir de bu etkinliğinizden söz eder misiniz? Evet, aslında biz de yine bu Sor Optimist Teşkilatı olarak uluslararası bir kurum olmanın verdiği güçle de dünyadaki pek çok Sor Optimist Derneği'nden bağışlar aldık bu dernek nedeniyle. Çok hatta çok Uluslararası Sor Optimist Derneği'nin ya da federasyonunun internet sayfasında bir bağış noktası var. Yani tüm Sor Optimistler o bağış noktasına, yani donation dediğimiz şeyi tıkladıkları zaman otomatikman kredi kartlarından $5, $10 veya işte Türkiye'de TL bazında bağışlar yapabiliyorlar. Ve bu bağışlar bir yerde toplandı. Hepsiyle beraber geçen hafta cumartesi gününde bir ara delege toplantımız vardı. Orada çok büyük bir etkinlikle, çok topluma ve yine bölgedeki halka destek olmak amacıyla bir çalışma şu anda sürüyor zaten. Bizim burada yaptığımız ise sağ olsun Şenol Bey'in teklifiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yine 8 Mart'larda biz bir konuya mutlaka farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Aslında Uluslararası Sor Optimist Teşkilatı'nın 8 Mart'taki farkındalık yaratmak istediği konu Dünya Kadınlar Günü'nde. Dünya Kadınlar Günü'nde aslında kadınların eşitliği konusu. Fakat ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle
hem bütün dünya başkanları da dahil olmak üzere, dünyadaki diğer sorumlulukluklar da dahil olmak üzere bu şekilde bir farkındalık yaratarak konuya destek olmaya çalışıyorlar. Biz de onun bir küçük ayağı olarak Şenol Bey'in bu şekildeki bir teklifini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bölge halkına destek olmak amacıyla tüm geliri oraya bağışlanmak üzere bizim oluşturduğumuz o fona gidecek yine. O fonda karavanlardan oluşan ya da işte nasıl söylüyoruz bir şehir yaratma hedefi var. O şekilde bu oralarda değerlendirilecek. Hepsi yani her şey gönüllülükle. Çok biz güzel. Gönüllülükle alanımızı tahsis ettik. Şenol Bey gönüllülükle fotoğraflarını verdiler. Ve hepsinin beraber birleşimiyle böyle büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Çok evet. Güzel. Bu programı çekmek üzere geldiğimde bana mekan tercihiniz olarak burayı tarif evet. etmiştiniz. Ve ben bununla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Evet. Vallahi her gören sizin gibi şöyle bir seviyor. Evet. Evet. Bu açıkçası benim çok gururlandığım, çok gurur duyduğum bir çalışma. Biz COVID sürecinde başladık bunu. Aslında 1920'ye yani Atatürk'ün aslında 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlattığımız bir çalışmaydı bu. 17.325 parçadan oluşan bir taş mozaik çalışma. Hı hı. Hedef aslında 100. yıllara dikkat çekti. Bizim hedefimiz 23 Nisan 1920'den 23 Nisan 2020'ye geçen o 100. yılında Çocuklar Bayramı'nda burada bir açılış yapmaktı. Fakat COVID süreci nedeniyle o yapamadık. Yasaktı biliyorsunuz o dönemde sivil toplum her yer kapalıydı. Sonrasında arkasından hep 100. yıllar olarak düşündük. Ona dikkat çekmek için böyle bir eser bırakmak istedik. İşte 1921 Sakarya Meydan Muharebesi, işte 22-23 meclisin açılması ve ondan sonra da devrimler derken... Evet. Cumhuriyet. Evet. Yani bütün amacımız 100. yılların mimarı olan büyük önderi unutmamak, unutturmamak ve her gördüğümüzde de böyle gülümseyen bir fotoğrafıyla ya da çalışmasıyla anmak aslında. Güzel. Evet. Bunun arkasında çok bu kadar kıymetli bir fikir olduğu anlaşılıyor. Hızla Ankara Büyükşehir Belediye'miz, Bellek Ankara Projesi kapsamında da buraya bir konşeyini, yazısını dikmeli. Yani bu yapıyı gezenler en azından bununla ilgili olarak onları anımsatacak bir bilgi orada çok olsun isterim. Çok ilgi çekiyor. Gerçekten evet, herkes evet. gelip önünde fotoğraf çektiriyor. Biz de öyle bir yazı hazırladık. İnşallah onu da koyarsak olur. Çok anlatmış. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa. Sağ olun. Vallahi ben şunu söylemek istiyorum. Dernekçilik aslında toplum içerisinde, toplumda bulunan her bir bireyin vatana olan borcunu bir şekilde ödemesine yol açan bir yapı. Dernekler, vakıflar onun için çok değerli. Yani topluma sözü olan, bir şeyler söylemek isteyen, genelde muhaliftir biliyorsunuz. Doğru, yani bir şeylere dikkat çekmek için, bir sıkıntıya dikkat çekmek için orada olursunuz. Onun için bireyler olarak bir araya gelip, toplumu daha iyiye götürmek için ya da eksik olan şeyi tamamlamak için, kurumlarla beraber çalışmak için çok doğru alanlar olduğuna inanıyorum. Bizler de iş ve meslek kadınları olarak bu alanda elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Borcumuzu ödüyoruz diye düşünüyorum. Elinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok mersi. Evet, bir başka programda yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.